Bu soruyu soracağım, ardından 3 tane kamuoyu şirketinin anket sonucunu vereceğim Haluk Bey. Siz Türkiye'de AK Parti'nin bugünkü koşullarda bir erken seçime gideceğine inanıyor musunuz ki toplumun büyük bir kesimi de erken seçimi aldı, satın aldı aslında 55'ler civarında gerçeğini görelim. Yani bu böyle de bir realite var. Hatta %60'a yakını. Şimdi tam bu noktada Erdoğan ve Cumhur İttifakı erken seçime nasıl gider? Gider mi daha doğrusu? Ya Millet İttifakı ne kadar bastırırsa Ali Bey, bastın boşuna, gider mi? Boşuna yormayalım kendimizi. Sıfır ihtimal. Sıfır. Yani şu anda ortalama Türkiye'deki sosyal hayatla, kültürel hayatla, ekonomik hayatla ortalama ilgi düzeyindeki bir insanın değerlendirmesine göre söyleyelim. Ekonomi kötü. Şu anda tedarik zinciri Türkiye'de çökmüş. Gıda zincirinde çok ciddi bir sorun var. İstihdamda çok ciddi sorunlar var. Yargıda büyük problemler var. Devletin kurumlarında problemler var. Var. Bütün bu problem zinciri içerisinde AK Parti seçime gider mi Allah aşkına? Yani bizim gördüğümüz ortalama bir siyasal birikimdeki insanların gördüğünü Türkiye'yi 20 yıldır yöneten bir siyasi iktidar görmüyor mu? Görmedikleri için 20 yılda iktidar oldular. Elbette bunları çok iyi analiz ettikleri için, nasıl iktidarda kalabileceklerini detayına kadar çok iyi çalıştıkları için iktidarı sürekli ele geçirmeyi başardılar ve becerdiler. Onun için bugün ya kardeşim yarın seçim olabilir, erken seçime biz zorlarız, bunlar da erken seçime gelirler, mecbur kalırlar, biz de bunların iktidarı eline alırız dersek kendimizi kandırırız. Ben o zaman, sıfır ihtimal diyorum. O zaman sıfır ihtimal görüyorsunuz. Şimdi dedik ki toplum erken seçimi satın aldı. Bu bir. İki, doğru. Muhalefet erken seçim diye bastırıyor. Üç, evet. Bu ikisi varken üçüncü olarak eğer muhalefet mevcut iktidarı erken seçime zorlayamayacaksa, sandığı getirtemeyecekse niye muhalefet var Haluk Bey? Çok güzel. Şimdi tam burada bir can alıcı bir şey söyleyeyim Ali Bey. Benim burada bir tezim daha var. Sizin söylediklerinize ilişkin bir tezim daha var. Sorunuza da yanıt vereceğim. Şimdi tezim şu Ali Bey. Ben Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın bir siyasal stratejik süreç takip ettiğini düşünüyorum. Yani Sayın Bahçeli bir anda %100, 180 derece değişikliğe gitti. Peki %100 bir kararla 180 derece değişikliğe neden gitti? Elinde haklı bir gerekçe mi var? Bir verileri mi var? Bütün bunlara ben şöyle bir görüş söylüyorum. Benim şöyle bir tezim var. Sayın Bahçeli, Erdoğan'ın bu kendisine oluşturduğu, az önce saydığımız, yani bir taraftan kamu kaynaklarıyla beslediği, öbür taraftan da dönüştürdüğü ve Türkiye'de geleneksel İslamcı bir ılımlı İslam modeline angaje ettiği bir seçmenle birlikte parlamenter sistemin içerisinde kaldığında ondan Türkiye'yi uzun yıllar almanın mümkün olmadığını ve Türkiye'nin de yavaş yavaş belki de Endonezya gibi, Malezya gibi ılımlı İslam ülkesine doğru dönüşebileceğini kestirmiş olabilir. O halde bunu çürütmenin en önemli yolu bütün güçleri ona verirsiniz ve doğal olarak bütün güçler onda olduğu zaman bu hem insan biyolojisiyle hem fiziğiyle de çok da uyarlı bir durum olmaz ve Erdoğan burada büyük hatalar yapmaya başlar. Arkasından da toplumda giderek kendisi irite hale gelmeye başlar, güç çürümeye başlayınca da toplumun duygusal bağları, yani o Erdoğan'a olan duygusal bağlar zayıflar ve evet ve bir daha siyaseten geri dönemeyecek bir aşamaya geldiğinde de itik dersiniz siyasi tarihe gider. Ben Sayın Bahçeli'nin böyle bir strateji uyguladığını düşünüyorum. Eminim şöyle bir şey ortaya çıkabilir. O zaman bunu işte sizin programda da söylemek istiyorum. Bence Mart ayına doğru Sayın Bahçeli kardeşim, artık bu iktidarın fazla yürümesi mümkün değil. Cumhur İttifakı'na biz elimizden gelen tüm desteği verdik ama bütün koşullara bakıldığı zaman Türkiye'nin bir erken seçimle bu ağır süreci yeniden siyasi bir çözümle aşması gerekiyor. Onun için de erken seçim tarihi Kasım derse şaşırmayın. O zaman hiçbir ihtimal görmezken siz şimdi umudunuzu Bahçeli'ye bağlamış oldunuz.
Yok, Umut Bahçeli alamadım. Tez açısından söylüyorum. Yani sonuçta biraz önce böyle bir olasılık yok dediniz. Ama Bahçeli, ha, ama Bahçeli üzerinden de böyle bir süreç en azından 2002'ye gidince böyle bir şey yaratabilir diyorsunuz. Doğru. O zaman şimdi istisnası bu. O zaman muhalefet oturup Bahçeli'yi pişpişleyecek mi sürekli? Hayır değil. Şimdi ya muhalefet ne işe yarayacak? Dur ya Bahçeli 2002'de yaptığı gibi bir kez daha yapsın diye yatacak mı yani ense yapıp? Çok güzel. Çok güzel bir soru. Ali Beyciğim çok güzel bir soru. Bu soruya teşekkür ediyorum. Bu tam benim çok hevesle, heyecanla karşılayacağım bir soru. Ben uzun dönemdir Türkiye'de muhalefetle ilgili görüşlerimi kamuoyuyla paylaşıyorum. Ve şunu söylüyorum ısrarla, altını çizerek. Diyorum ki toplumun beklentileri var. Mesela gazetecinin beklentileri var. Özgürce yazı yazabilmek istiyor. Ve Avrupa'da olduğu gibi kamunun ona yayın yapabilmek için destekler sağlamasını istiyor. O da Avrupalı gazeteciler gibi kamu finansmanlarından, kamu desteklerinden, gazeteciliği özgürce yapabileceği ekonomik olanaklardan ve o ülkedeki temel haklardan eşit koşullarda yararlanmak istiyor. Bu onun beklentisi. Mesela ben hukukçu olarak beklentim var. Diyorum ki ben yargıca güvenmeliyim, savcıya güvenmeliyim, delilleri toplayacak olan kolluk kuvvetlerine güvenmeliyim, adalete güvenmeliyim. Ben ülkemde müvekkilim bana geldiğinde, bana hukuki problemi anlattığında ben o probleme ilişkin hukukçu olarak yanılmaz bir şekilde %100'e yakın isabetli görüşümü söyleyebilmeliyim. Şimdi çiftçiye bakıyorsunuz, çiftçi de diyor ki ya ben tarlamı ektiğim zaman gübre fiyatını, mazot fiyatını çıkardığım gibi çoluk çocuğuma da bir ekmek kazanacak kadar bu üründen gelir elde edeyim. Onun da beklentisi var. Öğretmenin beklentisi var, sanayicinin beklentisi var, işte bürokratın beklentisi var. Toplumda her kesimin beklentisi var. İktidarı almanın yolu beklentileri karşılayabilecek program koymaktır. Muhalefetin görevi iktidarla lakırdı içerisine girip laf yarıştırmak değildir. Muhalefet ben daha iyi yaparım, bu da programım dediği anda toplum bir dakika dönüyor bakıyor. Bu yapıldı geçmişte. Nerede yapıldı? Ali Bey hatırlayacaksınız. İki maaş ikramiye denildi. Toplum döndü. Bu iddiayı hemen satın aldı. Seçmen bunu satın aldı. İki anahtar aynen, dedi. İki maaş, aynen. İki anahtar dedi. Kim ne veriyorsa ben beş fazlası veriyorum dedi. Yani kısacası eğer halkın önüne bir program koymayı becerebilirseniz, siyasi yetkinliğiniz bu aşamadaysa iktidarı sallarsınız ve silkelersiniz. Türkiye'de şimdi muhalefet ülkenin sanayicisi. Şu anda sanayi yangın yeri. Sanayici perişan halde. Sanayinin önüne bir program koyabilmeli. Köylerimiz öyle, tarım öyle. Bakın 24 milyar dolar yurt dışına her yıl para ödüyoruz. Tarım ürünü ithal etmek üzere ama kendi çiftçimizin 500 milyon dolarlık tarım ürünleri üretmesine ilişkin mazuttaki vergi yükünü kaldırmıyoruz. 500 milyon dolar. 500 milyon doları kaldırmayıp 24 milyar dolar Rusya'da, Ukrayna'da, Moldova'da, Brezilya'da, Arjantin'de, Almanya'daki çiftçiye para ödüyoruz. Şimdi aynı şey sanayici de geçerli. Sanayici diyor ki ya arkadaş eğer ben ayakta kalamazsam bunun bedeli yalnızca benle olmuyor. Yatırdığım fabrikam da gidecek. O da teknolojik olarak kaybedecek. Piyasayı kaybedeceğim. Peki nedir bunun karşılığı? Ya diyor ki benim rakibim ülkede elektrik maliyetleri benim neredeyse yarım kadar. Onun ürettiği ürünle benim ürettiğim ürün rekabet edeceklere. Ben nasıl rekabet edeyim diyor ya. Ben bir kere faizle para alıyorum. Kredim benim Avrupa'daki gibi değil. Avrupalı sıfır faizle kredi alıyor. Ben %20'lerle, %22'lerle kredi alıyorum. O elektriği benim yarı paramı alıyor. Ben elektriği onun iki katını alıyorum. Şimdi ben bu piyasada rekabet edeceğim. İşte o zaman muhalefet diyebilmeli ki o sanayiciye ben seni rekabet edebilir hale getireceğim. Bürokrasi, memurumuz diyor ki ya arkadaş ben işte şu kadar birikimli, bu kadar birikimli üniversite eğitimim var, doktoram var, şuyum var, buyum var. Bürokraside önümdeki adama bakıyorum, işte çok hakir görmek için söylemiyorum. Kariyer açısından, liyakat açısından söylüyorum. Önümdeki adama bakıyorum, bu konulardan bir haber İmam Hatip Lisesi'nden gelmiş, siyasi iktidar yandaşlığıyla onlarla iyi geçinmenin sonucunda benim önüme geçmiş ve gerçekten işini de doğru yapmadığı gibi bu konuda bir birikimi de donanımı da yok. Kısacası.
toplumun her kesimi muhalefetten daha iyiyi başarabileceğine inandırıcı bir güven içerisinde program bekler. Programı koymadığınız sürece iktidarı elinde bulunduranlara süslü püslü laflarla her türlü eleştiri yaparsınız. Hamasette onlardan daha iyi hamaset yaparsınız ama bu size olan güveni değiştirmez. Kılıçdaroğlu gibi bir hareket yapmadınız değil mi Haluk Bey? Yanlış görmedim. Nasıl? Kılıçdaroğlu nasıl? Gibi bir hareket yapmadınız değil mi? Estağfurullah. Kılıçdaroğlu'nun hareketini doğru buluyor musunuz? Ya ben şimdi Ali Bey, o hareketin veya bir başka hareketi ben söylüyorum. Yani parlamento bu tür konuları bile konuşmamalı. Yani bunlar konuşulması bile üzüyor işte. Bakın yani biz de böyle şeylerin konuşulması. Teşekkür ediyorum. Cem, öncelikle şeyin metropolün kamuoyu araştırmasını verir misin lütfen? Şimdi Metropol son yaptığı, Kasım ayında yaptığı şeyi, anketi açıkladı. Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz dedi. AK Parti 26, CHP 17.1, İYİ Parti 11.3, HDP 9.7, MHP 5.5, DEVA 2.2, Memleket Partisi 1.5, Saadet Partisi 1.1, diğer partiler 1.9 gidiyor. Kararsızın 9.1, protesto 10, cevap yok 5. Şimdi kararsızları dağıttığında AK Parti 34.3, Cumhuriyet Halk Partisi 22.6, İYİ Parti 14.9, HDP 12.8, MHP 6.6. Yani bu pazar bir seçim olsa seçim barajını 7'ye de indirseler MHP barajının altında kalıyor işte getirecekleri son şeyde. Avrasya'nın anketine verir misiniz arkadaşlar? Avrasya'nın anketinde ise Aralık ayında yaptığı yeni anket yaptılar Kemal Özkiraz. Cumhuriyet Halk Partisi şey buldu 30.1. Kasım'la Aralık ayında son işte 30.4. AK Parti ise 27.6 şeyde Kasım'da 28.4. Tabii izleyicilerimiz görüyorlar. İYİ Parti 12.9, HDP 11, MHP 6.5, DEVA 6, Gelecek 2.6, Saadet 1.3, diğerleri 2.3. Küçük siyasi partilerde yanılma payını normal buluyorum. Diğer olayı verelim arkadaşlar. MAK danışmanlığın şeyini biraz büyütebilir misiniz lütfen? Teşekkürler. AK Parti 29.5, CHP 23, HDP 9. Ama bu tabii son halini verirseniz sevineceğim. AK Parti 31.4, CHP 24.5, HDP 9.6, İYİ Parti 14.9. Tamam, alabilirsiniz arkadaşlar. Alabilirsiniz anketleri. Şimdi anketlere baktığımızda aslında birbirine yakın sonuçlar da var. Çok farklı gibi gözükse de aşağı yukarı 30 bandında bir AK Parti, 25 bandında bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyoruz. Orada sadece Avrasya'da CHP yükselmiş, AK Parti 30'un altına düşmüş. Ama ilginç, MHP aşağı yukarı 3 ankette de 6.5 bandında gözüküyor. İYİ Parti'nin yükseldiğini, HDP'nin baraj yani 10'un üstünde bir oy şeyi olduğunu görüyoruz. Şimdi buradaki olay şu, yani AK Parti ile MHP'yi toplam olarak topladığımızda 37-38'de kalıyor. Metropole göre biraz daha yüksek çıkıyor ama diğer iki ankete göre. Şimdi siz de diyorsunuz ki ya şimdi bu kamuoyu anketleri mutlaka Cumhur İttifakı'nın, Erdoğan'ın elinde, Bahçeli'nin elinde de vardır. Yani bu kamuoyu yoklamalarını göre göre niye ben erken seçime gidiyorum desin ki? Şimdi bir şey söyleyeyim ama gittikçe işler daha kötüleşiyor. Bir umutları mı var Haluk Bey? Yani ekonomide bir yerden para buluruz. Belki bir savaş çıkar, toplumdaki milliyetçi dalgayı yukarı çıkarırız. Son bir şey söyleyeyim. Olağanüstü bir durum ilan ederek, herhangi bir şey yaratarak seçimleri öteleriz. Böyle bir şey olabilir mi? Bu olasılıklar açısından soruyorum. Soru şu, anladığım kadarıyla tekrar edeyim ki yanlış bir şey cevaplamamış olmayayım. Hükümetin bir gerekçeyle seçimlerin tarihini, ileri bir tarihi erteleme olasılığı var mı? Evet. Buna bir hukukçu olarak cevap veririm. Tabii ki bu mümkün, yapabilirler bunu.
süreçleri içerisinde son anayasa değişikliğiyle birlikte geçmişte parlamentoda olan bu yetki Sayın Cumhurbaşkanı'na verildi. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri içerisinde ekonomik gerekçelerle olağanüstü hal ilan etme yetkisi var. Olağanüstü hal ekonomik gerekçeleri ilan ettiği durumda seçimleri buna uyarlı olarak erteleme hukuken yetkisine sahip. Var mı? Olabilir mi? Yani hukukta mümkün olduğuna göre, hukuken mümkün deriz biz buna. Hukuken mümkün olduğuna göre olabilir. Ama böyle bir niyetleri olur mu? Bunu yaparlar mı? Yapmazlar mı? Onu şimdiden söylemek çok doğru bir siyaset öngörüsü olmaz diye düşünüyorum. Ama hukuk tekniği açısından mümkün. Ya bugünkü hukuksuzluk ortamında la AK Parti'nin de hukuksuzluktan yani çok böyle hani hukuk istiyoruz, uzun tutukluluk süreçleri olmasın diyorlar, adaletle reform diyorlar ama ortalıkta da bir şey gerçekleştirdikleri yok. Yani bu hukuksuz ortamı oluşturan Cumhur İttifakı 2017'den sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan neden öyle bir hamle yapmasın ki? Neden bu iktidarını teslim etsin ki Haluk Bey? Ali Bey zaten şimdi burada benim biraz damarıma bastırırız üzülerek söyleyeyim. Tabii ki biz eğer muhalefet olarak bu konuda üzerimize düşen yasaların bize verdiği sorunu gerektiği gibi yerine getirmiş olsaydık çoktan AKP'yi göndermiştik biz. Çoktan gitmişti AKP. Bakın anayasa değişikliği konusunda ben bu sahte seçmen konusunun üzerine gidilmiş olsaydı Atalar Üsküdar'ı geçemezdi. Hadi gitmediğiniz sahte seçmen konusunun üzerine. Arkasında eğer biz İçişleri Bakanlığı'nda tutulmuş olan nüfus vatandaşlık seçmen kayıtlarını esas alarak bir hukuki mücadele başlatıp Anayasa Mahkemesi'ne taşımış olsaydık bugün emin olun bu anayasayla boğuşmak, uğraşmak durumunda kalmazdık ve iktidar çoktan gitmiş olurdu. Yine 7 Haziran seçimlerinden sonra süreç iyi yönetilebilmiş olsaydı AKP 6 yıldır Türkiye'yi şu olmayan bir sonuçla yönetme ehliyetine sahip olamazdı. Burada iğne çuvaldız meselesine geri dönersek ya biz kendi üzerimize düşen muhalefet olarak yapmamız gereken kurumsal muhalefeti yapamadığımız sürece bunun bedelini hep beraber öderiz. Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde demokrasinin önemli ayağı şudur Ali Bey. Demokrasi kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle güçlenir ve ayakta kalır. Eğer siz sivil toplum örgütlerini ve kurumlarınızı güçlü bir şekilde yapması gerekeni yaptırmaz iseniz o zaman sorun giderek daha büyür. Bakın şimdi ben milletvekili dokunulmazlığı konusu parlamento gündeminde daha hiç kimse bir şey söylemeden ben çıkıp en erken dokunulmazlıkların kaldırmasına hayır diyeceğim dedim. Niye? Çünkü senaryoyu da tuzağı da gördüm. Niye? Çünkü AKP'nin tek başına dokunulmazlıkları kaldırmaya sayısal yeterliği vardı zaten. AKP kendisi sayısal yeterliğe sahip çıkıp o dönemde parlamentoda el kaldırdıklarında dokunulmazlıklar kaldırılıyordu. Bunun için anayasa değişikliğine gerek yoktu. Ama bunu anayasa değişikliği kılıfının içerisine bilerek ve isteyerek soktular ki parlamenter sistemin gelecekte önüne getirilecek olan işte bugün de ne üdüğü belli olmayan bir sistem problemi haline gelen partili cumhurbaşkanlığı sistemi o gün planlandı ve bu planlanmış olan tuzaklara biz maalesef düştük. Ali Bey bizim ben Karadenizliyim, Trabzonluyum. Bizim Karadeniz'de bir fıkra vardır. Yani temel biliyorsunuz çok bilinen bir fıkra bu. Temel işte muz kabuğunu gördüğünde ya yine mi düşeceğiz demiş. Şimdi bu tam bizim de böyle. Bir muhalefet bu kadar düşme hakkına ve toleransına sahip değildir. Bu olmamalıydı. Niye? Çünkü partilerin kurumsal olarak ya burada da anayasa değişikliğini mahkemeye, anayasa mahkemesine götürmeyelim deme lüksü yoktu. Ya bu milletvekili dokunulmazlığında tamam anayasa ilan ediliyor ama iktidar partisi de bize kumpas kuruyor. Biz bu kumpasa hodri meydan diyelim, bu tuzağa düşmeyelim gerekçesiyle anayasal temel hak ve özgürlükleri siz göz ardı edemezsiniz. Kurumsal görevinizi bu konuda askıya alamazsınız. İşte bütün bunlar olduğu sürece bedelini hep beraber öderiz. Haluk Bey, yani bir ekonomist değilsiniz, hukukçusunuz ama en azından ben Ali Bey, ben bir şey söyleyeyim. Ben %50 ekonomistim çünkü benim uzmanlık alanım yatırım danışmanlığı.